Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi hani çocuk sahibi olan anneler çok daha iyi bilirler. Normalde iPad'lerde o ses kayıt cihazlarının bir ses tuşu vardır. Yani oraya çocuk basmadığı sürece o kaydın olabilmesi mümkün. Evet. Değil. Değil. Yani o ses kaydının da alınıyor olması enteresan değil mi? Evet, enteresan. Hem de 10 saatlik. Hem de evet, hem de 10 saatlik bir ses yani kaydı. Yani uzun bir süreden bahsediyoruz. Hı hı. O ses kaydını dinlemek isteyen insan aslında bir takım somut bir şeye, bir delile evet. Ulaşmak istiyor. Eşinizin söz hakkı, cevap hakkı vardır. O ses kaydında sizi boşandıktan sonra mağdur etmenin dışında. Ayşenur'la görüşmesi var Esra Hanım. Ayşenur diyor ki anlaşarak boşan diyor. Benim annem babam da diyor boşandılar diyor. Anlaşarak boşanmak istemediler önce diyor. Çok zorlandılar diyor. Anlaşarak boşan diyor. Ben Ersin Bey ile Ayşenur Hanım dışarıya yemeğe gittiklerinde yakaladım bunları. Hı hı. Döşem altında yaşıyoruz. Antalya'nın döşem altının içerisindeyiz. Oraya bir yere yemeğe gidiyorlar. Ersin Bey önce inkar etti. Sonra bana dedi ki sen neden inkar ettin Ersin dedim. Biz dedi... Öğle yemeği mi akşam yemeği mi? Akşam yemeğine gidiyorlar hı hı. beraber. Dedim ki neden inkar ediyorsun Ersin dedim. Bana neden söylemiyorsun telefonlara bakmıyor. Önce yalanla başladı zaten. Komşum bize yemek bırakmaya gidiyor. Ben Antalya'dayım diye. Hı hı. Komşum telefonu açtı. Ayça dedi hani neredesin yemek getirdim size dedi. Abla dedim ben Mersin'deyim ama Ersin evde sen kapıya şey yapabilirsin çalabilirsin. Çaldım dedi Ersin dedi kapıyı açmadı dedi. Hı hı. Ersin'i aradım telefona bakmadı. Daha sonra hiç elleme dedi zaten. Annem de elleme dedi ama ben tabii ki duramıyorsunuz. Esra nasıl durabilirsiniz ya? Ailenizin yanındasınız. Sürekli evinizden uzaklaştırmışsınız. Eşiniz telefona bakmıyor. Niye sizi evden uzaklaştırıyor? Yani mesela şunu yapar. Ya Ayça bitti. Ben artık senin bu davranışından hı. yoruldum. Anlaşmalı boşanalım. Ne seni ne çocuklarımı mağdur ederim. Senin Mersin ailenin yanına bile gitmene gerek yok. Antalya'da sana bir normal düzen kuralım. Bak çok insani. Hani bu evet. evliliği sürdürmeyelim evet. demek varken. Evet. Bu kadar basit bir basit ama yani tabii ki kolay da bir süreç değil. Böyle bir çözüm varken niye sadece sizi fiziki anlamda bulunduğu şehirden uzaklaştırıyor? Bağlanıp kendine söz hakkı var İsmi Esra Hanım. Bağlanmasını istiyorum zaten. Vardır. Ses kaydına dönmek istiyorum. Ses kaydına Ayşenur Hanım'la bir konuşması olduğunu, hı hı. Bunu boşanma davasına delil olarak sundunuz mu? Şöyle bir şey, devamını anlatayım. Ayşenur'a... Çok basit sorularıma cevap verin anlamaya çalışıyorum. Tamam. O ses kaydı Ayşenur Hanım'la ne bileyim duygusal yakınlaşmanın olduğu bir ifadelerin olduğu bir iletişim var mı? Var. 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 Evet. Yani birbirlerine hitap şekilleri... Mutlu ol sevgilim diyor. Ve ben neye uğradım şaşırdım çünkü Ersin'den ben böyle bir şey beklemiyordum. Kim diyor mutlu ol diye? Ayşenur diyor. Peki bu mutlu ol sevgilim şimdi insan yakalamak ister şüphe duyar ya ama yakaladığı zaman da kötü olur. Esra Hanım çok kötü oldum. Yani beklemiyordum keşke... çünkü. Ersin'den böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Yani tamam şüphelerim vardı sürekli şey yapıyordum ama hani tamam gördüm ettim bazı şeyleri. Ya ben şüpheleneyim ama sen yapma. Yapma. Hani kulağınla duymak çok kötü bir şey. Evet gördüm biliyorsun ama hani yani Rabbim kimseye yaşatmasın kulağınla duymak cidden çok peki, kötü bir şey. Peki ses kaydını eşinize dinlettiniz mi bu nedir diye? Dinletmeye fırsatım olmadı. Eşim diyor ki Ayşenur'a ev boş mu diyor. Hayır yani siz bunların hepsini kulağınla duydunuz hı-hı. sonra eşinize dinlettiniz mi? Hayır asla eşimi aramadım. Bir tane arkadaşımız babamın arkadaşı vardı Antalya'da. Abi ben iyi değilim ne olursun gel dedim ne oldu anlatacak halim yok dedim. Hı-hı. Benim anlatacak halim yok benim yanıma gel dedim. Sağ olsun geldi. Sonra abimiz gittikten sonra Ersin eve geldi. Ben eşyalarını alacak çocuğun kitaplarını bırakacak diye düşünüyorum. Ersin geldi eşyalarını toplarken hiç ellemedim. Oğlum tableti götürdüğünü fark etmiş. Anne babam tableti aldı deyince biz kavga etmeye başladık. Tableti vereceksin dedi. Tableti götüreceğim dedi. Tablet şirketin dedi. Evet ben bunu... Niye o gün tableti almaya geliyor? Çocuğun çünkü eşyası siz evdesiniz. Evet. Normal bir rutinde eşiniz başka bir yerde mi yaşıyordu? Hayır. O gün evi terk edeceğim dedi. Ben zaten eve gelmeyeceğim dedi bu saatten ha, sonra. Pardon eşyalarını ses kaydını duyduğunuz geldim. Günün sabahı. Hay akşamı. Akşamı hı-hı. ben artık evi terk ediyorum. Evet. Niye evi terk ediyormuş? Geçinmek bir istemiyormuş. Bir sebep olmalı bakın. Ya ses kaydını siz dinledikten sonra senin Allah belanı versin. Aramadım Esra Hanım hiçbir Allah'ından şekilde. Allah'ından bul beter ol al eşyalarını da kapının önüne atıyorum dersin. Çünkü hani şimdi düşünüyorum ve insani tepki bu. Evet. Ya da öncesinde bir şey olmalı ki artık eşiniz size şunu demeli. Ben bu evden gidiyorum. Eşinizin ben bu evden gidiyorum cümlesi kurmasına sebep olan olay ne?
Esra'nın bağlansın kendi söylesin. Hayır hayatım, ben sana soruyorum. Zaten bu işlerin. Şimdi normal şartlarda evet. Her gün eve gelen çocuğuyla olan bir adam o gün gelip evet. De karar verdim ben artık bugün evde değilim demez. Ama zaten bizi eve getirmedi 3 ay boyunca. Geldiğimiz zaman da sürekli kavga çıkartıp uzaklaştırma aldınız mı? Hayır almadım. Yani herhangi bir uzaklaştırma, eve girmesin sen evde çocuklarınla yaşa diye. Hayır. Bu tabliğe savcılıkta ya da boşanma davasında dilli olarak ses kayıtları sunuldu mu? Yoksa eşinizin elinde mi şu tablet? Şu an savcılıkta. Tablet savcılıkta şu anda. İncelenmedi. Ben bir an önce incelenmesini istiyorum. Siz mi verdiniz, eşiniz mi götürdü? Ekip o gün şöyle oldu olayın devamında. Eşim eve geldi, tablet aldığını ben görmedim zaten, çocuğum söyleyince biz çok kavga etmeye başladık. Bu kadar kavganın arasında yani gözün çocuğun tabletinde olmaz. Evet, olmaz. Çünkü tam tersi dersin ki çocuğa sen tableti al git içeride oyna. Heh. Bizim annenin aramızda bir konuşma var, devam edin. Evet, evet. Tableti alamazsın Ersin dedim. Evet, kapıyı açtık. Biz boğuşmaya başladık avukat hanım. Biz boğuştuk ve kafamı mermere vurdu. Anladım. Zaten tableti savcılığa ya da boşanmaya götüren kim? Ekip arkadaşlarımız geldi. Bizim kavgamız çok ilerledi. Apartmana yayıldı. Komşularımız, çocuğum anneme babama mesaj evet. Atıyor evet. Telefondan. Babam annemin kafasını yarıyor, yardım edin diye. Ki o görüntü şu an ekranda blurlu bir şekilde, evet. Daha sonra ekip arkadaşlarımız geldi. Eşim tableti vermek istemedi. Peki şunu ben öğrenmek istiyorum hayatım. Tablet suç aleti mi? Anır evet. Tabletle sana evet. Vurdu. Vurduğu için de tablet vurmadı. Suç aleti. Polisler tabletin içerisinde bir ses kaydı olduğunu biliyor mu? Biliyorlar. Tamam. Kim söyledi? Ben söyledim. Ekip arkadaşlarımız hayatım, gelince. Hayatım bu senin delilin. Polise kendi delilini sunar mısın? Ben de burada bu benim bakın ben burada ses kaydı aldım der misin? Şöyle bir şey, tableti eşim götürmek istiyor ya Esra Hanım, aldı. Ben diyorum ki tablet benim, eşim diyor ki tablet benim. Tableti vermiyor eşim polislere. O niye tableti almak istiyor? O niye tableti almak istiyor? Kızının tableti, başka tablet var mı evde? Hayır yok. Yok, bir tane oğlunun tableti var. Evet. 7 yaşında. 7 yaşında. Yani çocuğun aslında emzikleri artık, yeni dönem emzikleri ya. Evet. Baba o tableti almak istemesinin sebebi ses kaydından haberdar olması olabilir mi? Evet olabilir. Olabilir. Kesin olabilir ki olabilir. Onun haricinde yoksa bu kadar tantanın içerisinde çocuğa tableti verirsin. Dersin ki git sen çocuğumu içeride uyuş biz kavgamıza ama devam edelim. Ama şu da var, edelim. 7 yaşındaki bir çocuğun yanında hem... o tabletin ses kaydı alabilmesi için bu çocuğa ait bir tablet. Birinin evet. Sizin iddianıza lazım. Göre sizin bu tabletin ses kaydı yapıl bütün konuşmaları oğlunuzun duyması lazım. Babası çocuğun yanında bu kişiyle sevgilisi gibi konuşur mu? Ortağıyla anneye zarar verme yönündeki şeyleri konuşur mu? Şöyle bir şey, sabah çocuk okula giderken tableti gidiyor, çocuk yanında değil. Tablet arabada kalıyor. Anladım. Süre tablet şimdi arabada kalıyor. Onun için diğer konuma geçeceğim. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Sizi uğurluyorum. Buyurun. Teşekkür lütfen. Ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.